Ha, Sanat Sepet Tayfa'yı unuttuk ya. Şimdi bizim Sanat Sepet Tayfa'da şöyle bir problem var abi. Sanat Sepet Tayfa Türkiye'deki en koyun sürüsü grup. Tamam mı? En koyun sürüsü grup. Bir şeyleri var, mahalleleri var, tamam mı? Hani böyle şey, fanus diyorsun ya. Fanusları var abi. O fanusun içinde ses yankılanıyor. Ses yankılanıyor. Hep aynı sesi duyuyor adam. İşte biz sanatçıyız, şöyle aydınız, böyle toplumu ileri taşıyacağız, topluma mesaj vermeliyiz falan. Lan hadi oradan ya. Sen daha iki tane senaryo yazmayı beceremeyen adamsın. Türkiye'de komedi mesela yıllardır izlerim ben. Beş tane diyalog yazabilen yazar var mı? Beş gelmiyor benim aklıma mesela. Üç dört tane anca. Mesela iki kelimeyi bir araya getiren adamsın. Komedi yaptığın zaman osuruk komedisi yapıyorsun. Anladın mı? Kuru fasulyeyi de osuruk komedisi yapan adamsın. Senden mi bu insanlar şey alacaklar? Nasihat dinleyecekler. Sen yoksun ki zaten. Sen yani mesela atıyorum hiciv veya entelektüel bir şeyle komedi ortaya koysan. Yani mesela Voltaire olsan diyeceğim ki lan bu adamı biz bir dinleyelim. Hani bu adam entelektüel bir adam, kafası çalışan bir adam. Komedisinde metin yazmayı bilen bir adam. İki kelam bilen bir adam. Lan oğlum sen soytarısın eski toplumdaki. Ya sen senaryo yazmayı bilmeyen bir adamsın. Osurarak, şişman şakası yaparak, işte ne bileyim ona buna pandik atarak falan komedi yaptığını düşünen bir tipsin sen. Ondan sonra bir de şey var bizim komedi. Biz sana işte şey veriyorum. Neydi onun ismi? Güldürürken düşündürüyorum ben falan işte. Mesaj veriyorum. Şey, mesaj veriyorum. Tamam, sen hani gülmezken düşün. Tamam, güldürmezken bir düşün kendin. Ondan sonra güldürürken düşündürürsün. Senin fikrin sana yetmiyor zaten. Komedi ya Türkiye'de bu sana sebep. Ya mesela şarkı söylüyor adam evinde. Şarkı söylediği için yeryüzündeki her şeyi daha iyi bildiğini düşünüyor adam. Ya mesela iki kelam şey okumamış. Siyaset felsefesi okumamış. Mesela iki kelam tarih bilmiyor. İki kelam işte ne bileyim. Normal sanat felsefesi bile bilmiyor adam. Ondan sonra geliyor yerdeki her şeyi bildiğini sanıyor şarkı söylediği için. Niye? Albümüm sattı benim. Ben sanatçı oldum. Yani sanatçı olduğum için topluma önder olmam gerekir. Türkiye'de sanat sepet tayfa içerisinde fikirlerin makul bir şekilde dinlenebilir olan sayısı toplum bazalinin oranından daha düşük. Yani sanat sepet tayfanın içinde %2 ise toplumda %3 olabilir mesela. Topluma göre bence entelektüel daha düşük bir topluluk yani. Tek yanlı okudukları için, tek şey bildikleri için ve onu kutsadıkları için, insanlar da ona böyle mistik bir bilgi muamelesi yaptığı için bir şey, önemleri varmış gibi düşünülüyor. Ya ucuz kahramanlık falan yaptıkları da yok. Ucuz kahramanlık yapsalar gene iyi. Hani işte, canlarımıza sahip çıkalım falan dediğinde mesela bir tane köpek resmi, onun resmini çekip canlarımıza sahip çıkalım dediğinde şey olduğunu düşünüyor. Hani o koyun diyorum ya, koyun grubu. Orada işte kendi fanusunun içindeki taraftarlarını memnun ediyor. O fanusun içindeki taraftarlar da diğer sanatçılar. Anladın mı? Diğer sanatçılar yani. Çünkü mesela nerede şimdi abi birisi kuduz oldu. Hangisi tweet atıyor? Bu benim gerizekalılığım yüzünden oldu. Ben aptal olduğum için bu çocuk kuduz oldu. Diyen var mı? Yok. Bir ilk köpek resminde şey yapacak. Canlarımız ölüyor falan yapacaklar. Şey yapacak ortaya çıkacak. Bu aslında sosyal medya sanat sepet tayfanın içine serbest piyasanın girmesi demek. Ve bu dinozorlar elemine olacaklar işte. Bunun sayesinde.